ben Semra. Hıdır Eliz bayramımız kutlu olsun. Bu yıl dışarıya çıkıp Hıdırlıklara gidemiyoruz ve Hıdır Eliz'i Hıdırlıklarda kutlayamıyoruz. Ben size Hıdır Eliz günü mayalanan Hıdır Eliz yoğurdundan bahsedeceğim. Hıdır Eliz yoğurdu 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecenin sabahında çiğ damları toplanarak otların, yaprakların üzerinden temiz bir kaba toplanarak tahta kaşıkla mayalanan yoğurda verilen isim. Bu yoğurdun bir yıl boyunca şifalı olduğuna inanılmakta ve bu yoğurttan maya alınarak diğer yoğurtlar, diğer sütler mayalanmakta. Şimdi mayalayacak olursak yoğurdumuzu, toplamış olduğumuz çiğ damlalarıyla yoğurdumuzu mayalayacağız. Yoğurdun ideal mayalanma sıcaklığı 45 santigrattır. Bunu geleneksel ölçülerle elimizle anlayacak olursak, elimizi serçe parmağımızı süte batırdığımızda, sıcak süte batırdığımızda eğer 7 saniye kadar elimizi tutabiliyorsa bu olmuş demektir. Mayalanmaya uygun bir sıcaklıktır. Benim elim değil Fadime Hanım'ın eli olsun diyerek sütü mayalıyoruz ve uyutmaya bırakacağız. Bir yıl boyunca da bu tutmuş olan yoğurdun mayasından alıp diğer sütlerimizi mayalayacağız inşallah. Sütümüzü uyutup herkese mutlu, güzel Hıdır Eliz'ler diliyorum. Hıdır Eliz bayramınız kutlu olsun. Herkese sağlık diliyorum. Herkese sağlık, çoluğuma, çoluğuma, çocuğuma sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Merhabalar, ben Aleyna Demir. Öncelikle herkesin Hıdır Eliz'i kutlu olsun. Biliyorsunuz ki biz normalde Hıdır Eliz'i Hıdırlık tepelerinde kutluyoruz. Fakat şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı dışarı çıkıp Hıdır Eliz'i kutlayamıyoruz. Ama yine de evde yapmamız gereken uygulamaları yapabiliriz. Mesela eskiden insanlar Hıdır Eliz'den bir gece önce evlerinin pencerelerini açıyorlarmış ve evlerini havalandırıyorlarmış. Daha sonra her tarafı dip köşe temizliyorlarmış ve evdeki kirli çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Bunu yapmalarının sebebi ise o günden sonra tam bir sene boyunca evlerine ferah ve temiz olacağına inanıyorlarmış. Siz de bu Hıdır Eliz'de evinizde yapmanız gereken uygulamaları yapın. Dilerim ki bundan sonraki Hıdır Eliz'lerde sağlıklı ve birlikte oluruz. Merhaba arkadaşlar, ben Fatma. Öncelikle Hıdır Eliz'imiz kutlu olsun. Bağ bayına çıkamadığımız bu zamanda Hıdır Eliz'imizi evimizde de kutlayabiliriz. Şu şekilde, ben cüzdanımın ağzı açık bir şekilde pencerenin önüne koyacağım. Bunun anlamı da cüzdanın ağzı hiç kapanmasın, sürekli dolsun, bolluk bereketlik getirsin diye. 5 Mayıs gecesi gerçekleştireceğim bu işlevi. Şu şekilde cüzdanın ağzı açık bir şekilde koyacağım. 5 Mayıs'ta. Ve dolmasını bekleyeceğim artık. Buradan hepinizin Hıdır Eliz'ini tekrardan kutluyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hıdır Eliz günü kısmetini açmak isteyen bekar kadınlar mani söyleyerek başlarında bir kilit açarlar. Böylelikle kısmetlerini de açmış olurlar. Bu manimiz ise şöyle. Mani maniyi açar, mani kilidi açar. İki sen söyle bir ben, hangimiz aşka çıkar. Bu manimizi söylerken aynı zamanda bu kilidi de başımızla açıyoruz ve kısmetimiz de açılmış oluyor. Bu yıl Hıdır Eliz Bayramı'nı evlerimizden kutluyoruz. Bu güzel ve önemli günde bütün dileklerinizin gerçekleşmesini umuyorum. Bayramınız kutlu olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sene karantina döneminde olduğumuz için Hıdır Eliz'i evlerimizde kutluyoruz. Ben de bugün sizin için elimde görmüş olduğunuz toprak kaptan bir mani çekip sizinle paylaşacağım. Bir Hıdır Eliz manisi paylaşacağım. Öncelikle içindeki manilerimizi karıştırıyoruz. Birini alıyoruz. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. Gönlüm neşe doluyor, Hıdır Eliz gelince. Merhaba, ben İrem. Mutlu Hıdır Eliz'ler diliyorum. Bu sene maalesef Hıdır Eliz'i evlerimizde kutluyoruz. Normalde insanlar Hıdır Eliz'i kutlamak için dağlara bayırlara gittiklerinde, piknik yapmaya gittiklerinde, Hıdır Eliz günü dışarı çıktıklarında en güzel kıyafetlerini,
özellikle beyaz renkli elbiselerini giyerlermiş ki temiz bir başlangıç yapabilsinler diye. En yakın zamanda sağlıklı, mutlu Hıdrellezler'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Sıvışın da sokası, gümüşten de kurnesi. Bugün dilek tutanın kabul olur duası. Çünkü bugün Hıdrellez. Hıdrellez, İslamiyet'ten önce eski Türklerde de kutlanmaktaydı. Eski Türklerde şamanist inançlardan dolayı vücutlarından bir parça olarak gördükleri bezleri, atkılarını ağaçlara asar ve bu şekilde adak adarlardı. Biz de günümüzde, yani İslamiyet'ten sonra İslami hikayelerle kutlamaktayız. Hızır ve İlyas peygamberin buluştuğu bugün de doğanın canlandığı ve yeşillendiği bilinir. Ayrıca Hıdrellez'in kökeni Arapça kökenli bir sözcük olan Hıdır'dan geliyor. Hıdır da yeşillik anlamına geliyor. Bu sayede günümüze kadar kutlanıyor. Biz bugün de neler yapıyoruz? Gül dalına, ağaçlara dileklerimizi asıyoruz, çiziyoruz. Ateşler yakıp üstünden atlıyoruz. Günahlarımızdan arındığımızı düşünüyoruz. Bu şekilde doğanın canlanmasını bir bayram olarak kutluyoruz. Sizin de Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Evde kalın, Hıdrellez'i kutlayın. Merhabalar, ben Sedef. Merhabalar, ben Gökhan. Öncelikle Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Normalde dağlarda, bayırlarda, kırlarda kutladığımız Hıdrellez'i maalesef bu dönem evlerimizde kutlamamız gerekiyor. Hıdrellez ritüellerinden biri olan yumurta tokuşturmayı dilerseniz siz de evlerinizde gerçekleştirebilirsiniz. Hıdrellez'e neden yumurta önemli? Çünkü yumurta doğanın doğurganlığını, uyanışını sembolize edip ve yaşamı ortaya koyduğu için Hıdrellez'e önemli. Şimdi Gökhan'la birlikte dileklerimizi dileyip yumurtalarımızı tokuşturacağız. Kimin yumurtası kırılırsa onun dileği gerçek olacak. Şimdi sıra bende. Gökhan'ın yumurtası kırıldığı için Gökhan'ın dileği gerçek olacak. Hıdrellez bayramınız kutlu olsun tekrardan. Merhabalar, ben Sena. Hıdrellez bayramınızı kutlarım. Hıdrellez bayramı Hıdırlık denen tepelerde kutlanırdı. Ama günümüz şartlarından dolayı bu sene evimizde kutlamamız gerekiyor. Bu uygulamaları evimizde de yapmamız mümkün. Örneğin ben dileğimi yazdığım bu kağıdı normalde nehre atmam gerekirken günümüz şartlarından dolayı evimde su dolu bir kaba atarak uygulamamı gerçekleştiriyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.